zaten tanıyorsun. Kayserili görünce ne olduğunu farkına varıyorsun amca. Teşekkürler amca. Beyler, yapalım mı? Aklımdan geçeni okuyabiliyor musunuz şu an? Şu an aynı frekansta mıyız? Okey, bu penaltı değil beyler. Gördünüz mü? Mont giymişim, altına şort giymişim. Hayır, ben normalde de böyle giyinirim de. Bu nasıl gol anam ya? Oğlum, deplasmanda yuhalanıyoruz bu arada. Smith'in verdiği pası yerim ben. Ben o pası öperim. Burası No 23. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Güncellemelerle başlayacağım. Ya bu güncellemelerle ilgili de bir şey söylemek istiyorum. Şimdi göstereceğim şeyler sizi sıkıyorsa bunu yorumlara yazın. Bunlardan bahsetmeyebilirim de çünkü ama beni çok motive, güzel, mutlu eden şeyler olduğu için size de bahsedeyim istiyorum. Bazıları sizin yorumlardan çıkıyor zaten. Şimdi altyapıdaki oyuncuların pozisyonları doğru olmayabilir hocam. Onları doğru pozisyona verirseniz daha hızlı gelişirler diye bir yorum var. Sizin yorumunuzla başlayalım. Şimdi bu Çeh var ya, ulan orta sahada Çeh ismi olmuyor hiç ama kaleci olduğu için neyse, efsane Çeh'i biliyorsunuz. Şimdi bu adam özelliklerine baktığım zaman tam bir orta saha. Bunda bir pozisyon değiştirmeye gerek yok. Şimdi German Diaz'a bakıyorum. Hızlı bu adam. Bu adam kanat zaten. Ve kendi pozisyonu da kanat. Özellikleri de kanat. Bunda da değiştirmeye bir şey yok. Ama Takahashi, Tatsuki Takahashi. Arkadaşlar bu adam sol orta saha. Birinci mevkisi ama bence özelliklerine baktığımız zaman, ki şu an yakınlaştırmış olmam lazım, öyle çok hızlı değil yani. Ya o sol orta saha oynar ama kanat değil mesela. Dolayısıyla ben bu adamı çizgiye yakın ya da sahanın solunda ya da sahanda kullanmaktansa ortada kullanmayı tercih ederim. Bu adamın gelişim planına giriyorum. Pozisyona geliyorum. 5 haftada MEO oluyormuş. Bakalım overall'da yükselecek mi? Göreceğiz. Yorum yazan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Şimdi bizi uçuşa geçirecek iki tane şeyden bahsedeceğim. Bir tanesi antrenman planı arkadaşlar. Bu yeni bir özellik geldi diye bahsetmiştim ilk bölümde, hatırlıyorsunuz. Ama bir şey gözden kaçırmışım. Onu da sizin yorumlarda bir arkadaş yazmış. Çok teşekkür ederim ona. Gerçekten çok bomba bir hatırlatma bu. Abi bu kadro dışındaki oyuncular yorulmadığı için bunlara full keskinlik çalıştırabiliriz. Ben de hepsine topyekun performans verdim. Bir Tuloha vermedim. Onun biraz kondisyon düşüklüğü, dengeli de kastedim. Onun dışındakiler baksana keskinlikleri zaten kötü. Kondisyon da kaybetmiyorlar. Bari hani maça hazır olacaklar, anlatabiliyor muyum? FIFA'da ilk defa oluyor bak kariyer modunda. Adamlar oynamadığı halde keskinlik olarak maça hazır hale gelebilecekler. Bu güzel. Bunu hep yapacağız artık. Şimdi ikinci bombastik olay da şu. Arkadaşlar biz gegenpress oynuyoruz ya artık ve geçen bölüm izleyenler bunun ne kadar tuttuğunu, yatırım yapılması gereken bir anlayış olduğunu fark etmişlerdir. Ben de öyle düşündüm ve yatırımı yapıyorum şu an. Ne yatırımı? Şimdi Smith, Odor, Wilson, Duncan, Osadebe, Kaptan Osadebe ve Pattison'a ne verdim? Hepsine agresif top kesme verdim. Defans hattına niye vermedim? Defans hattında agresif top kesme yapıp çabalayıp yapamazsa inanılmaz boşluklar verebiliriz. Bu riske girmek istemedim. Ama orta sahada ve forvette yapacağımız baskılar sonuç getirmese bile defans hattımız kademesinde olacak. Tehlike yaşamayacağız diye düşünüyorum. Ama kaparlarsa da forvet ve orta saha çok bomba pozisyonlar bulabiliriz. Ben söyleyeyim size. Bir de şöyle bir şey yaptım arkadaşlar. Şimdi Irma, gegenpress'te Irma ve Richards, yani sol bek ve sağ bekimiz atağa katılıyorlar. Bu varsayılanında var. Ama ben ayrıca bindir dedim. Hem Irma'ya bindir dedim hem de şeye, Richards'a. Yani inanılmaz bir baskı olacak ya. Adamlar büyük ihtimalle, yani umuyorum, kendi sahalarından çıkamayacaklar ya. Bunu yapabilirsek harika olacak. Bir de sizden bir şikayet var arkadaşlar. Jalo. Bekleneni veremedi diyorsunuz. Bak çocuğun overall'ı 1 arttı. Ondan sonra artı 1'i var falan filan. Gegenpress'te gerçi artı 2 ile artı 1'e düştü gegenpress'te geçince. Neyse. Ama Smith 1 girdi abi geçen bölüm. Söylemeyeyim. İzlemeyen varsa açsın izlesin abi. Smith girdi ve coşturdu. Bu çocuk bizim birinci forvetimiz olacak. Şimdi Jalo'ya ne yapacağız peki? Öyle bir şey var. Jalo'ya da şöyle geldim. Gelişim planına girdim. Arkadaşlar bu çocuğu ben kanat çalıştıracağım. Zaten hızlı, yapılı falan. Canavar yani. Şimdi sağ mı çalıştırsam, sol mu çalıştırsam diye düşünüyorum. Şöyle sağ çalıştırırsam 9 hafta, sol çalıştırırsam 10 haftada oluyormuş. Bu adam sol ayaklı. Ben ters ayaklı oyuncuyu kanatta oynatmayı seviyorum arkadaşlar. Yani eğer sağ kanatta mesela sol ayaklı işte şeyi düşün, Fabio Jalo'yu düşün. Sağ kanatta oynatsam çalımla malımla pozisyonla Verkaç'la falan bir kendine bir pozisyon yaratsa sağ taraftan sol ayakla mükemmel plaseler atabiliriz. Gerçi solda oynatsam bu sefer sol ayak dışıyla atar. O da olur ama ben sağda oynatmayı tercih edeceğim gibi geliyor. Sağ kanat dedim. 9 hafta sonra görüşelim Jalo. Bu kiralamayı düşünüyordum ama acıdım. Yeni aldık seni. Ama bombalar bununla bitti mi? Bitmedi. Oyuncu aramaya geliyoruz. Ne yazıyoruz biliyor musunuz? Lan yazamıyormuşum ki. Ngoma. Search Ngoma. Gel koçum.
arkadaşlar Amerika'dan buldum bu çocuğu. 59 overall'ı var. Piyasa değeri de bizim verebileceğimiz miktar. 1 milyon üstüne çıkmıyoruz biliyorsunuz. Bradford'un politikası bu. 1 milyondan fazla bu ligde oyuncuya para vermeyeceğiz. 18 yaşında bu çocuğun geleceği var beyler bayanlar. Baksana çok özel yetenekleri var yazıyor. Yerim seni. Şimdi serbest kalma bedelini verip alabiliriz ama ben yine Kayseri pazarlığımı ortaya koyacağım. 650 bin euroya alabiliyormuşum. Ben bunu bir 575'ten falan bir başlatayım. Ya o kadar da değil. 600 diyelim. Adamlar masadan kalkıp gitmesin. Bu amcayı sevmiyorum zaten. Bu amca çok hemen sinirleniyor. 640 mı? Aga ben bunu havada kaparım da Kayseriliğim tuttu yine. Ah o benim Kayseriliğim. 20 bin euro daha kırptım oradan. Veriyor musun? Verdin. Sen tanıyorsun. Kayserili görünce ne olduğunu farkına varıyorsun amca. Teşekkürler amca. Maaş görüşmesi, bantamlar. Allah'ım onları mutlu etmek için her şeyi yapıyoruz. Çocuğum sen Serge Ngoma. Çocuğum dedim pardon. Çok önemlisin. Yalnız bir şey diyeceğim götün kalkmasın. Bunu çok yaşıyoruz biz. Lütfen. Sen bize bir 5 yıl gel. Ondan sonra ne istiyorsun bize devam et. Serbest kalma modeli istemiyorsun. Katılıyorum. Niye öyle bir şey olsun? Aa. Aga istediğine bak ya. Oğlum bu çocuk çok mütevazı bak. Bu çocuğu ben şimdiden sevdim. 800 maaş istiyor. Zaten bir şey değil. Bir de çerez parası. İmza primi istiyor hocam. 7800 hani 10 bin dememiş. Anladın mı? Yuvarlamamış adam. Verebileceğimizi düşündüğü rakamı söylemiş. 20 bin dedi. 15 gol atarsan. Sen 15 gol at. Ulan bak. İşte görüyorsunuz değil mi? Ben böyle oyuncuları çok seviyorum ya. Bonusu düzenle. Sen 15 gol at. Ben sana ulan 15 gol atarsa ben bunu 50 bin euro veririm. Yok tamam. Sen 20 bin istemiştin. Al sana 40 bin lan. At 15, al 40 bine. Hadi koçum. Bakalım ne diyecek? Ne? İşte burada FIFA'nın gazabına uğradık. Beklentileri tam olarak karşılamadık. Senin istediğinden daha fazlasını verdim ben sana. Ya bu uzak doğulların şeyleri iyi. Ne derler? Oyuncuları iyi, hoş. Seviyoruz. Kanımız ısınıyor da menajerlerinden bir bok olmaz. Kulübe giriş yapıyor. Ya hocam bu dördüncülükte olduğumuzu da bu kadar belli etme. Gel şu oyuncularını bir karşıla ya. Şu yardımcı teknik direktörün de bir hayatı var. Geldik. Çok önemli bir şey. Başka transferim yok ki. Sen telefonla neyine bakıyorsun? Acımam ben bundan ağlarım. Amerika birini kaybetti. Avrupa birini kazandı. C aldım. Oha 460'ı alabiliyor muymuşum? Yok ben o kadar Kayserili değilmişim demek ki. Sevgiler. Bu arada arkadaşlar Zidane Sertdemir almamla ilgili bayağı yorum görüyorum. Aklımda. Ama bu ligde bize fazla gelir. Zaten adamın parası 1,5 milyon ya. Anlatabiliyor muyum? Yani biz şu an zaten o parayı vermeyiz. Şirket kulüp politikası. Ama bir üst lige çıktığımızda sol ayaklı Zidane. Gözüm üstünde. Şimdi içimin yağlarını eriten bir şey yapacağım. Odor, iyisin, hoşsun koçum da. Allah'ını seversen bir git ya. Abi çocuğun... Bak Odor'la karşılaştırıyorum. 90 hızlı... Ben EFL League 2'nun oradan sağ kanatları böyle yaracağım geçeceğim. Benim olayım bu artık. Beceri hareketim de 4. Ulan buna bir gelişim planı vereyim de. Bu çocuğun beceri hareketinin 5 olması lazım. Açık oyun kurucu. Biraz şut, biraz pas, biraz dribbling, biraz dayanıklılık. Dayanıklılığı da artsın güzel. Tamam hızın zaten iyi. Oğlum bu çocuk var ya Bradford'un geleceği olabilir. 5 yılda imza attırdım az da değil ya. Ngoma'nın antrenman planını şu an bilmiyorum. Bu maçı bir oynayalım. Bakalım kondisyonu falan nasılmış. Nasıl tepki veriyor yorulduktan sonra vücudu göreceğiz. Beyler 17. başlıyoruz. 21. ile oynayacağız. 2 puanları var. Bak yeni transferlerimizde güzel bir maç istiyorum. Ooo ilk defa geldi. Kontratak oynuyorlarmış. Ben de gegenpres oynuyorum. Abi kim kime dumduma maç bizi bekliyor ya. Arkadaşlar bence şu Ngoma'yı şu antrenmanda bir deneyelim bakalım ya. Driplingi nasılmış? Dripling hoşuma giderse çünkü. Bak maça çıkmadan oyuncuyu deneyebiliyoruz. Çok güzel. Çok hızlısın. Oy, herif iyi. Kaptırdın ama alır mısın tekrar? Alamadın. Peki. Geçtin mi? Geçtin. Çok çevik değil. Ama abi hızlandı mı gider bu çocuk. Ben söyleyeyim size. Evet. Birebir de adam şu an için geçemiyoruz. Şöyle yaptım. Şöyle yaptım. Oy arkamda bıraktım. Nasıl kullanacağını bilmen lazım galiba. Evet biraz gidiyoruz. Bak vücudumu koyacaktım. Koyamadım. Aldı. Hop şöyle geçer miyiz? Yok yemedin. Peki. Peki şuna ne dersin? Bence oldu. Şöyle. Hızımla geçerim. Hızımla geçerim. Bir gol atalım. Ah be son anda. Bu arada bu kadroyla başlıyorum. Yağmurlu havada oynayacağız ama Irimayla Richards bir yere oynar. Onun dışında sakatlarız çocukları çıkarmam lazım. Smith sen misin? Tyler Smith'im ya oğlum. Son maçta 2 gol attı herif. Resmen kurtardı bizi ya. Hadi bakayım Tyler Smith ver koçum. Bakalım şu gegenpressin şeyleri nasıl olacak ya. Agresif top kesme yaptık ya. Onları çok merak ediyorum. Şöyle uza abi.
Tamam. Taraftar çok bağırma. Güzeliz. Aa nasıl kaptırdım ya ulan? Tamam. Çok güzel girdik araya. Verdik pası. Koşun abi. Çok güzel. İyi kaçtık. Richards yorgunsun biliyorum. Arkada birilerini gördük. Vur oğlum. Ah kaleci. İndir kafayla Smith. Harikasın oğlum. Osadebe. Osadebe. Onun adı Osadebe. Kaptan Osadebe. Nasıl? İnanılmaz geldik. İnanılmaz. Böyle hevesli takım gördünüz mü beyler? Kaç kilometreyle vurdun göster bakayım koçum. 21 metre. 111 kilometre. O kaleci ne yapsın ki? Çaresi yok herifi. Yiyeceksin o golü. Baksana onu gösteriyor kamerada. Ulan nasıl yedik diye. Osadebem harikasın lan. Gerçekten harikasın. Bu herif kaptanlığı şu an hak ettiğini gösterdi beyler. Arada düşünüyordum. Hak eden biri çıkarsa vereyim kaptanlığı diye. Yok abi Osadebe. Richards'ı mı kullandın? Stubbs'ı mı oynadı? İrima. Verdin oğlum. Tekrar İrima. İyi pas. Oo, Engoma hareketini koydu geçti. Hızını kullandı müthiş pas. Kulegen. Tyler Smith. Obu. Aga. Böyle bir başlangıç yok ben söyleyeyim. Şu takım şu performansı sürdürsün 20 puan farkla şampiyon olmazsak neyim. Taraftar da inanamıyor. Ulan ne oluyor diyor ya. Aga siz de yani böyle... Yani böyle ataklar yapınca da adamlar diyecek ulan sanki 40 yıldır beraber oynuyorlar. Adam Amerika'dan yeni geldi ya. Sörüç'ten bahsediyorum. Engomo'ydu değil mi? Bu arada bu kadar kalecisi çok mu kötü bana mı öyle geliyor? Gegenpress be! Topu aldığımız yer bizim için hücumun başlangıç noktası diyeceğim. Olmadı. Hadi oğlum çok iyi çalışıyor Gegenpress. Ben söyleyeyim size. Oy güzel attı. Ulan tam gördüm oraya atar mı dedim attı ya. Sıkıntı yok. Biri de arkayı tutacak herhalde. Dışarı attı. Ya onu kaçırmayın beyler ya. Çok güzel girdik de top onun önünde kalmasın bir zahmet. Biraz da şanslılar mı ne? Şu herif atacak ya. Kastrati mi ne? İsmi neyse. 29 numara. Bayağı da kötü vurmuş. Kapandık. Şut geldi. Lewis için kolay topu. Güzel. Harika. Richards şöyle aşağı doğru oynadı. Alkış aldı. Osadebe. Koydu vücudunu Osadebe. Tuttu adamlar arkasında. Patterson vurdu. Kaleci Adai. İsmi Adai'ymiş. Aa, oğlum üstümde mont altında short var ya. Bu kadar rezil olabilir mi teknik direktör? Şunu bir değiştireyim. Unuttum ya. Şöyle yolladım beyler. Gerisi sizde çocuklar. Çocuklar. Penaltı. Oğlum ilk defa 3-0'ı bulacağız. En azından ümit var. Bizim penaltıcımız kimdi ya? Eller eller. Görelim. 12 numara. Hiçbir şey de yok. Bu kadar olmaz. Hiçbir şey yok abi ya. Beyler. Yapalım mı? Aklımdan geçeni okuyabiliyor musunuz şu an? Şu an aynı frekansta mıyız? Bu penaltı değil. Hakem yanlış şey çaldı. Gördük. Hatta yakından da görelim. Bak ne oluyor? Vurduk. Adamın kafaya çarpmamış bile oğlum ya. Ya bu oyunu niye yapamıyorlar adam gibi ya? Abi şunlar çok kritik pozisyonlar. Faul mi yapıldı diyorum. Faul de değil abi. Zıplamışız. Ben daha çok zıplamışım. Bak adama değmiyor abi top. Hop görünmez bir duvardan sekiyor. Yok bu penaltı değil abi. Bu penaltı değil. Kim atıyor? Patterson'mış bizim penaltıcımız. Tamam. Okey bu penaltı değil beyler. Bu penaltı değil. Aynı frekanstaydık değil mi? Boşta dışarı atmadım. Bunu yapmamız gerekiyordu beyler. Ya çünkü hak abi hak. Hak geçmesin kimseye. Biz fair play oynayalım. Güzel oynayalım biz. İyi takım olalım. Ya işte buralarda sıkıntı yaşıyoruz ya. Çok kolay iniyorlar aşağı. Hiçbir şey yok. Devam. Kaleci Lewis. Harika. Hemen başlattı Lewis ve ilk yarı bitti. Çok ilginç maç oluyor ya. Çok ilginç. Ulan işin garip işini Patterson penaltı kaçırdığı için... Canı sıkkın ya. Ulan benim iğrenç bir tarzım var ya. Gördünüz mü? Mont giymişim, altına şort giymişim. Hayır ben normalde de böyle giyinirim de. Oyunda olmadı. Bas ona. Çok güzel. Smith. Smith hızlıdır.
Smith yardı. Oy, Smith'im gidiyor. Smith kendin bitir oğlum. Şaka yaptım. Aa! Arkasında kaldı ya. Oğlum çok hızlı koşuyordu herif. Atmak istedim. Ne yapayım ya? Irima. Engoma. Oğlum hızlısın. Bayağı hızlısın. Kimse yetişemiyor. İçeri kadar girdin. Yaptın ortanı. Smith'e gelmedi. Kafayı vurursak atak devam eder. Vurmasak da eder mi? Şöyle eder. Ryan Duncan indirdi. Bu maç sessizsin oğlum. Al bakayım şu topu. Çekmiş şutunu. Kaleci Adda'yı. Peki, peki. Kanat. Kanat. Irima. Çizgiye indi yaptı ortasına. Olmadı. Ama hevesliyiz. Of! Oğlum işte bu ya. Ulan ilk defa bir FIFA'da taktiğimin işe yaradığını hissediyorum ya. Smith yaptın ortayı. Kafa Duncan. Aa, neler kaçırıyoruz bu maçta. Bu sefer de forvet orta yaptı. Ofansif orta sağ kafa vurdu. Herkes her görevi yapıyor takımda ya. Bu arada coştuk, coştuk. Eyvallah da. Bir oyuncu değiştirelim. Ölenler var çünkü. Ulan Duncan ölmüşsün hala. Walker gir. Irma'nın yerine Halide'yi alalım. Ya şu çocuk bir tane böyle sol bek almam lazım ya. Richards ölecek çünkü. Şu çocuk oynar mı acaba? Defansı 30, defansı 24. Şu çocuğu alacağım. Gillet. 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 Ya da nasıl okunuyorsa artık. Artı 1 ile oynuyor lan. Hoşuna gitti. Bir de bir şey diyeceğim. Smith artık elinden geleni yaptı. Bir jalo diyelim de çok emin de değilim jalodan. Beyler bu eforunuz için alkışlıyorum. Gerçekten çok iyiydiniz ya. Smith. Bütün alkışlar sana oğlum, biliyorsun değil mi? Canla başla oynuyorsun çünkü. Kamera beni çekme ya, şoklu montlu halimi. Hocam iyi orta yaparım, bunu da kanıtlamak istiyorum dedi. Peki oğlum dedim, ortaları sen yap. Yaptın ortayı, ortan güzel. Gelişine vurduk mu olmadı. Tekrar bizde. Şöyle geldi. Hadi! Olmadı! Ah, çok hevesliyiz ya, inanılmaz seviyorum şu an takımımı ya. Beyler tamam bak. 1-2 dakikadır veriyor olmam lazım maçı. Bizim olay tamam abi. Bizim olay oturdu. Da kime faul yapıldı ya? Aa, onlara yapılmış. Aman şey. Bizim Lewis dedim kaleci. Lewis dikkat koçum. Brahim sen de. Oy. Ya bu sezon ben de frikik atacağım. O yüzden çok şey abartmayacağım ama güzel goldü. Ya şak diye girdi vallahi. Kartal füze gibi attı vallahi. Bu sene biz de vuracağız beyler bayanlar. Çalışıyorum frikiklere. Bakayım. Gayet iyi gol. Engoma'yı çektiğine göre maçın adamı mı diyeceğim ama. Bak o forma kirlenmiş, gördünüz mü? Ben maçtan çıkarken dikkat ettiğim şey bu. Forma kirlenmiş mi? Kirlenmiş. O zaman teşekkür ederiz Engoma. O Sadebem de ne gol attı be. Tyler Smith bir gol bir asist. Engoma oğlum asist varmış. Evet asist vardı zaten. Niye demin yazmadı acaba? Neyse. Patterson da penaltı kaçırmasına rağmen 6.2 alabilmiş. İyi. Bak bu sefer topu o kadar onlara vermemişiz. Güzel. Pas isabetimiz 84. Düşük. Düşük abi düşük. Yani her maçta en azından onlardan, rakipten yüksek olması lazım ki. Yani gene aldık. Bu adamlar kötü bir takım belli ki. Zaten bizden daha alt sıralardılar da. Neyse. Forest Green gene yenilmiş. Forest Green. İlla beni mi çağırıyorsun ya? Seni gelip kurtarayım Forest Green ya. Arkadaşlar Abe'yi, Masao Abe'ydi galiba bizim Japonya'dan bulduğumuz çocuk. Kiraladık. Sepsi'ye kiraladık. Masao Abe'ymiş. Aynen bir yıllık kiralık gidecek. Döndüğünde umarım oynatabileceğimiz bir seviyeye gelmiş olur. Arkadaşlar bir de şimdi bir yol ayrımındayız. Bir sohbet, kim benimle sohbet etmek istiyor ya? Odor. Kendimi iyi hissediyorum. Hocam senin olay bitti ya. Yani... Yani yeni transferimiz var. Hiç mi konuşmuyorsunuz ya soyunma odasında falan? Yol ayrımı şu arkadaşlar. Carabao Cup. Şimdi Carabao Cup mı bizim için önemli yoksa lig mi? Lig tabii ki yükselmek istiyoruz biz. Dolayısıyla ikinci bir kadro kupalar için oluşturmam lazım. Bantamlar, ufak tefekler oluşturuldu. Şimdi o kadroyu bir dizelim. Ulan kadroyu dizerken de Odor'u da gün doğdu. Oynayacaksın hadi gel. Aslında şu Odor da yani Gegenpress'e uygun bir adam. Defans 57 abi. Gayet iyi. Pozisyonlarda sol kanat bek, sol bek falan var. Neyse. Arkadaşlar... Bayağı farklı bir 11 dizebiliyoruz. Bak ilk 11'imizden aynı olan Traore
Stubbs ve Lewis var. Bunlar zaten kondisyonu toparladığı için oynayacaklar. Defans hattı önemli. Onun dışında full Pattison da var bir de. Full şey yapabildik. Farklı oyuncular koyabildik. Herkesi dinlendirebileceğiz. Bu güzel oldu. Bunlar da kanat oyunu oynuyormuş bu arada. Okey, Queens Park Rangers. İlk maçı 1-0 almıştık bu arada. Şurada bir dribbling labirenti yapalım bakalım neler olacak. Şu 1, 2, 3, 4, 5. Niye sayıyorsam. Devam koçum. Odor değil mi bu? Çok da çevik değilmişsin oğlum ya. Ulan burada ya bu oyunda var ya, ya FC24'te Messi gibi böyle bir adam kullanmak için ölüyorum ya. Ya çünkü skill hareketi yapmayı seviyorum. Geçemedik ondan. Ama skill hareketi yapmadan da oyun bazı şeyleri yapmana müsaade ediyor. Adam geçmeni falan, adamı eksiltmeni. Dolayısıyla abi niye geçemiyoruz ya? Kimmiş ya bu? İsmi de yazmıyor anasını satayım. Bakalım bir de şöyle bir şey var. Şimdi Jalo'dan soğuduk biraz. Bu hepimiz farkındayız. Jalo bizim istediğimizi veremedi tam. Smith girdi dağıttı santrafor mevkisini. Jalo'da ya bazı oyuncular da arkadaşlar bazı maçların adamı. Yani mesela bazı adam Avrupa'da güzel oynar. Ligde oynayamaz. Bazı kupada güzel oynar. İşte Avrupa'da iyi oynayamaz falan. Şimdi Jalo'yu göreceğiz. Belki de kupa oyuncusudur. Kim bilir. Belki ısınacağız şimdi. Onun da kendini kanıtlaması için güzel bir şans. Kamera başımı döndürdün ya. Hadi bakalım. Gegenpress vesaire her şey aynen devam ediyor. Tüm takımın alışması lazım çünkü. Walker. Hemen de girdik. Şöyle ver bakalım bir. Topun hakimiyeti bizde. Anlasınlar bir. Bu arada şurada görebiliyor musunuz? Şu an yakınlaştırdım. Şu kıyafeti bir değiştireyim unutmadan ya. Palyaço gibi takılıyorum ya. Walker. Jalo dönüyon da oğlum nereye ya? Of ne koyduk ayağa be. O doğru yürü. Oynamak istiyordun oğlum al. Holiday. Bu bizim yedek sağ bek. Ver artık pasını harikasın Holiday. Odor. Odor. Ya Odor mu yanlış pas verdi? Jalo mu kaçamadı anlamadım. Ho ho ho. Ya Jalo. Kendini kanıtla dedik adam sıçıp batırıyor ya. Jalo bir top kontrol edeceksin oğlum ya. Gol at demedik ya. Jalo bak hayvansın canavarsın dedik. Şunlara bir vuralım ya. O bizde. Odor. 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 Oğlum biz uzaktan mı çalışıyoruz? Bizim olayımız mı bu ya? Odor. Bak bu çocuk. Bu çocuğu da yazdım kenara. Bu nasıl gol anam ya? Oğlum. Ya biz sezonda zaten 4-5 tane atıyoruz böyle güzel goller. İlk 3 bölümde kaç tane attık anasını satayım diye direkten giriyor. Ya beni iyice mest et tamam mı Odor? Oynamak istiyorum dedi boşuna değilmiş ya. Aferin lan aferin. Bak yeni transferimiz var ama sen önemli bir yedeksin artık benim için. İşte böyle abi forma için böyle savaşın. Aferin. Aa pas verecek sandım helal olsun lan. Cesur adammış. Lan. Ha oldu canım oldu. Aha tamam sevgiler. Aha. Şans anı. Offside. Jalo zaten bir... Yani şans anı dediğimiz şeyde bile offside'a kalıyor herif ya. Neyse. İlk yarı bitti. Yorulan eden var mı beyler? Yorulan eden. eden neyse. Tulahu bir alalım mı ya? Odor'un yerini alsak mı? Yo. Said. Gir ulan. Ama yok ya. Ulan o kadar da yapmıyorum. 51 herifin overall ya. Tamam böyle devam. Yorulacaksanız da, yorulduysanız da devam. Söyleyemediğim tarzda. Ay... Ay! Olmadı. Peki. Al lan Jalo. Oğlum kendini kanıtla valla sıkıntı çıkacak bak. Daha ne yapayım oğlum ben? Daha ne yapayım sana? Bir de 9 numarayı vermişim. Fenomen Ronaldo'nun numarası ya. Hadi bak bu gol bunu sana attım. Da gelmedi. Hop! Vur oğlum. Olmadı. Cook. Ver şöyle. Bu Cook bizim sattığımız Cook mu ya? Bizim eski oyuncu bize karşı mı oynuyor şu an? Kanat diyorum, kaçan adamı tutuyor. Onu ben tutuyorum zaten. Hop, çok güzel kaydık. Jalo yürü. Jalo, offside'a dikkat ediyorsun değil mi oğlum? Çok iyi pas ama kimse yok ki. Pası veremedim. Evet, çıkarken yapılan hatalar bizi bitirecek. Şut geldi, Lewis'e kolay top. Bizde. Koy vücudunu Traore. Adam tam bir tank. Hocam tankımı yaralıyorlar. Ver ona kırmızıyı, ver ona sarı. Peki, son hatamızı bir yapalım dediğim anda hoca bitirdi. Güzel. 1-0, 1-0. İki maçta böyle bitti. Kupada da ilerliyoruz şaka maka. Oğlum işte bu ya. Traore.
Maçın adamı abi. Helal olsun. Gerçekten iyi. Şu adam en iyi transferimiz olabilir bu arada. Gerçi yeni aldığımız sağ kanat da iyi de. Bakacağız. Odor diyor ki formdayken beni sürdüğünüz için sahaya eyvallah. Etkili performans. Oğlum aklıma yazdım seni ya. O kadar güzel oynadın ki. Walker da kendi dünyasında takılıyor. Benim yerime başkasına oynatacaksınız diye endişeleniyordum ama şimdi o her şey netleşti diyor. Oğlum kupa maçı ayrı, lig ayrı. Ya çok rehavete kapılma mı desem, ne desem. Hak ettiği o aslında da. Tamam. Onu diyelim hadi. Ya şu mutluluğu benimle paylaşın gözün. Bak 17.likten 13.liğe çıktım. Al, istiyorum ya. Gerçekten şu takım başarılı olsun istiyorum. Bu takım burada şey var. Playoff var değil mi? Var abi. İlk 3 direkt çıkıyor. 4-5-6-7 playoff oynuyor. Kendimi ilk 7'ye bir atayım. Başka bir şey istemiyorum. Bak beni mutlu eden bir şey daha göstereyim mi? Oyunun antrenman planını çözdük dedim ya bak. Mis. 89 keskinlik, 95 kondisyon. Mis mis. Şimdi kimle oynuyoruz acaba? Böyle güzel bir takım olsa da bari. Colchester'la oynuyormuş. Onların 4 puanı var. Bana şöyle versene ilk 7'den birini. Versene Doncaster'ı versene bana. Neyse. Colchester uzun top oynuyor. Bak bu da ilk defa olacak. Bu arada gegenpress'e geçtikten sonra orta sahalarımızın artıları bir tık düşmüştü ama şu an yükselmiş. Alışıyorlar. Baş antrenörlerimizin de kalitesini ve yeni eklenmiş mi piyasada var mı baş antrenör onları da bir kontrol edeceğim bu arada. Aklımda. Tyler Smith ya. Abi bu çocuğu iyi ki kazandırdık takıma ya. Ya şansa girdi ya. Gerçekten ya şansa. Neyse. Hadi beyler 3 puan için 17.yiz. Pardon 13.yiz. Yükselelim biraz. Çünkü bunlar da yiyebiliriz abi. Çok güzel girdik araya. Defansımız çalışıyor. Engoma. Ryan Duncan. Engoma ile oynadı. Engoma ortada. Ama yukarı baktı. Oraya değil oğlum ya. Ulan Tyler her şeye koşuyorsun. Senin yüzünden oluyor bunlar. Yaptık ortayı. Kafa vurduk mu lan? Gol! Oğlum biz kafa takımı mı olduk şimdi? Bir dakika ya. Nasıl oluyor bu? Allah Allah. Engoma attı bir de. Hacı sen ne ara kanattan ortaya girdiğinde kafaları uçmaya başladın. Bu Engoma beni şaşırtıyor. Aa herifin bıyığı var ya. Türk müsün yoksa? Abi roller değişip duruyor bak. Geçenlerde, geçen maçta da oldu bu. Vay arkadaş be. Gerçi şöyle de bir şey var şimdi. Bu adamlar bizden alt sırada. Bunlar 17. mi 19. mu ne? Abi alt sıradaki takımlarda alabildiğimiz kadar puan alalım. Hedefimiz biliyorsunuz playofflar. Devam. Ya oğlum çok kötü pas Ryan Duncan ya. Oğlum yavaş atın şunu biraz ya. Olmadı. Olsa de ben peki oğlum. Sen sol ayaklı mıydın ya? Hemen bakalım onu. Adamların ayaklarını tam öğrenemedim. Sağ ayakmış. Solla vurduk tabii. Bir tek Duncan sol ayaklı. Bir de kim var? Wilson sol ayaklı. Onun dışında herkes sağ ya. Richards'ı geç. Hadi İrima. İrima. İrima yapma oğlum. Geçirme adamları. Çok güzel olsa de be. Hem hücumda hem defansta herif. Helal olsun. Demek ki şutunu unutmadık oğlum. Arkadaşın nişan aldın. Şurada iyi bir iş yap bari de. Dışarı gitti. Oo hocam çalımı yedikten sonra yapılan farları bir kart alırız. Aynen öyle. Teşekkürler. Ryan Duncan etkisiz kalıyor. Allah Allah. Stubbs ve İrima. Ulan gol yemedik ama çalım falan yiyorlar ondan herhalde. Ryan Duncan'ı bir çıkarsak mı biraz ya? Neyse belki 60-70 gibi çıkarırız. Bir kendine gelsin abi. İlk 11 garanti gibi görüyor olabilir. Ulan! Girdik. Patterson gene çıkarken hata. Kaleci Lewis. Lan daha 1-0 maç. Tehlikeli her şey ya. Patterson hadi oğlum. 10 numarayı boşuna vermedik sana. Güzelsin Patterson. Çok güzel Patterson. Patterson defansını konuşturuyor. İyi geçtiler. Güzel pas. Ya anasını satayım ya. Abi elim arkada ya. Ya ulan gördüm işte elim arkada. Bak. La buna nasıl penaltı çalıyorlar abi? Onların da kaçırması lazım. Haksızlık abi bu ya. Abi penaltı çalsın da düzgün çalsın ya. Ortaya attı bir de ya. Devam. Ben bunlara sallayacağım bir tane. Herkes sakin olsun. Onun adı Tyler Smith. Kurtarıcımız. Şu neymiş? Kaydı. Premier Lig sevilmesi yaptı. Hadi bakalım. Bu arada Tyler Smith'in gol atarkenki soğukkanlılığını ne yapacağız? Ha? O driplingini ne yapacağız? Assist Ryan Duncan değil mi? Adam... Ulan herife bak ya. Ulan benim 9 numarayı bu herife vermem lazım ya.
Ya vereceğiniz pası artık ya abi, bu çok... Bunlar var ya, ayarsız ya. Artık biliyor herkes kimin nereye gittiğini. Güzel top. Harika top mu? Alırsak mükemmel olacaktı ama güzel düşünce. Kayacağım en sonunda, o olacak. Yeter. Oyuncu değiştirelim ya. Walker gir oğlum. Ama Walker sen de şeysin ya. Olsun, Duncan daha yorgun. Jalo sen de gir. Olsa da biz seni dinlendireceğim kaptanım. Tamam mı? Senin için yapıyorum ya, sıkıntı yok. Smith teşekkürler yine oğlum. Hayat kurtardın ya. Ya herifi resmen onur etmek için kenara aldım ya. Biraz zor oldu. Haksız bir penaltımız var. Daha doğrusu onların var. Deplasmanda yuhalanıyoruz bu arada. Maçı adamını bir görelim. Tyler Smith. Normal. Normal. Gayet normal. Engoma 8.4. Herif büyük oynuyor ya. Forest Green gene yenilmiş. Şaka gibi. Bu arada Forest Green maçına 93 keskinlikle çıkacağız. Allah'ım bu bir rekor. Bu ne güzel bir şey. Şimdi Engoma yorgun. Onun yerine Odor'u alacağız. Engoma hatta kadro dışı olmasın abi. Onu bir şekilde alalım. Point'ın yerine girsin. Wilson da yorgun ama onun yerine kimi oynatacağım bilmiyorum. Aslında şeyi deneyesim var ya. Jalo'yu orada deneyesim var ama çıldırtır mı bizi onu bilmiyorum. Bu arada gördüğünüz gibi kadro dışındaki herkesin de artı ikisi artı üçü var. Full keskinlik çalıştırdığımız için çok iyi gidiyor abi bu. Bu antrenman planı olayını çok iyi kotarmışlar bu sene. Çok güzel. Sola bu arada Tuluh'u alacağım. Hatta aldım. Let's go. Bakalım Forest Green ne oğlum? Bir tane galibiyetiniz var ya. Vallahi üzülüyorum ya. Bizim tanıdıklarımızdan Stevens var. Onun dışında ben kimseyi tanımıyorum. Jones olabilir. McAllister vardı sanki bizim zamanımızdan. 4-4-2 düz oynuyorlar. Kanat oyunu oynuyorlar. Abim sizin acil yardıma ihtiyacınız var. Vallahi billahi. EFL Trophy başlıyor arkadaşlar. Şimdi grup aşamasındayız. Barnsley ve Forest Green var. Şanslıyız. Eski dostla oynayacağız. Maç günü yapmam gereken her şeyi yaptım. Maç öncesi rapor, antrenman oturumu, basın toplantısı, takıma bak çok mutlu ya. Bir tık yorgun çıkmamız dışında hiçbir problem yok. Bu arada arkadaşlar oyuncularımdan rica ettim. Dedim ki bizim Forest Green'le çok güzel bir maceramız oldu. Yeşilleri severiz. Bunlar dünyanın ilk karbon nötr futbol takımı. Forest Green'in kariyerini yaparken de aynı Bradford kariyerinde olduğu gibi onun da başında bir belgeselle takımın tarihinden, yapmak istediklerinden, projelerinden bahsetmiştim. İzlemeyenler onu da izleyebilir. Çok zevkli kariyer. O yüzden biraz saygı gösterin, gollerde sevinmeyin dedim. Tabii oyuncuların tercihi, yani bir şey diyemezsin. Ben teknik direktörüm sonuçta. Ama yaparlarsa beni mutlu ederler. Umarım da sevinmezler. Bu arada Forest Green çimlerle karışıyor. Hadi bakalım. Güzel geçiyor Forest Green. McAllister'la geliyorlar. Orta geldi dışarı. McAllister hiçbir şey değişmemiş oğlum. Hala aynı ortaları yapıyorsun. Hop. 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 Penaltı. Yapacak bir şey yok. Yani Forest Green'cim üzgünüm. Tam sevinmiyorum ama çok abartmıyorum. Eski takımısın. Seviyorum seni. Forması da çok güzel bu arada ya. Patterson topun başında. Oğlum güzel bir penaltı bekliyorum senden. Şöyle attım ama. Çok da güzel penaltı abi. Çok güzel, çok güzel. Patterson harikasın oğlum. Çok güzel. Bak sözümü dinleyen oyunculardan bir tanesi. Demek ki bir bağ kurabilmişim arkadaşlar oyuncularımla. Adam benim sözümü dinleyip sevinmiyorsa... Çok güzel ya. Çok güzel bir saygı ortamı oluştu şu an Forest Green'in aramızda. Keşke FIFA'da işte yine beklediğimiz şeylerden biri. Atıyorum kardeş takımımız olsa. Ne işe yarayacağını bilmiyorum ama bir işe yaratırız yani. Kardeş takım. Olsa da bir adamını nasıl geçiyor ya öyle? Çok iyi pas. Hemen orta. Duncan bitir. Ah şu Duncan'ın talihsizliğini ne yapacağız ya? Kafa güzel, Osadebe. Odor, Odor kaleci Daniels. Zor kurtardın Daniels. İsyan ediyor Daniels. McAllister bu sefer izin vermem oğlum. Hocam temizdi gibi ya. Neyse kart yok Allah'tan. Barajımız, evet her yerinizi koruyun o. Tamam. Kafa geldi, Lewis çıktın. Aman düşürme çocuğu, aman. Penaltı yaptırıyordun ya. Lewis dikkat et oğlum ya. Richards adamının leblebi gibi geçer. Hocam! Kırmızı kart ya bu. Ya hocam gerçekten taraf mı tutuyorsunuz anlamadım ya. Forest Green kardeş takım dedik sana da. Azıcık düzgün oyna ya. Tulo! Adamını geçti. Smith! Bitiremedi Smith. Yanlış ayağına denk geldi ya. Güzel top. Brahim Traore. Güzel düşünce. Kimmiş? Lüvinyan. Öyle bir adam. Osadebe kaçacak içeri. Smith top istedi, aldı. Ya abi paslardan gidiyoruz yemin ederim. Tulo. Harika pas be.
Mükemmel gol. Odor. Odor'da kaldı top. Odor'a bakalım ne yapacak? Sevinecek mi, sevinmeyecek mi? Odor da sevinmiyor. Güzel. Güzel abi. Biz Forest Green'i kardeş belledik ama onlar bize arkadan kayıyor. Onu da unutmayacağız, Forest Green. Bu arada pası Smith verdi abi. Smith'in verdiği pası yerim ben. Ben o pası öperim. Bernard da vardı Forest Green'de bizim zamanımızda. Şut geldi. Şut geldi ve taca gitti. Oğlum şut attığınız taca gitti. Ben başka bir şey demiyorum Forest Green. Şöyle geldik, Odor. Oğlum koşuyu niye kesiyorsun? Aha! Gole bak be! Smith. Adamın algıları açık baba. O da sevinmedi, tamam. Tamam, çünkü artık çok da abarttık. 3 oldu. Ama şöyle söyleyeyim. Hani bahsettim ya, bir önceki bölüm ya da ondan önceki bölüm olması lazım. Rastgelelikler oluyor her FIFA'da. Farklı farklı. Bu da onlardan biriydi. Bak bu yeni mesela. Gayet güzel abi. Kaleci stoper anlaşmazlığı. Ve Smith değerlendiriyor. Mükemmel abi. Hiçbir şey olmaz. Helal olsun. Helal olsun. Okey. Bak bak, sevinme yapıyor bir de. Ulan Forest Green. İşte abi neyse ya. Neyse. Yani bunlar FIFA'nın eksikleri abi. Yani şu oyunu, şu kariyeri daha zevkli hale getirmek için yüzlerce öneri yapıyoruz. Ben ve benim gibi FIFA kanalları. Diğer rakip de Barnsley olacak. Tyler Smith gene maçın adamı. Oğlum biz bu çocuğu nasıl keşfedemedik sezon başında ya. Vallahi inanılmaz kanım kaynadı ya. Ben Süper Lig'de falan istiyorum bu çocuğu ben. Beyler puan durumuna gelin. 9.'yüz. İlk 7'yi kendimize atmaya çok az kaldı. Notts County 7'de. Çok sınırda herifler. Bakalım Donchester hala birinci. Çok iyi gidiyorlar. Mansfield Town falan. Kaç puanda Notts County? 10 puanda. Biz kaç puandayız? 10 puanda. Oğlum ilk 7'ye girmişiz zaten. Avarajlardan değişiyor bazı şeyler. Tamam kotaracağız abi. Güzel gidiyoruz. Gollere bakacağız ama... Tyler Smith abi 5 gol 3 asisi. Herifin 5 maçta 8 gole direkt katkısı var ya. Ulan inanılmaz forvet. Artı 2 de artmış. Çok güzelsin. Pattison 2 gol 1 asist. Odor 2-2. Ulan Odor bak Engoma geldi. Engoma da güzel bak. 2 maçta 1 gol 1 asist. Güzel. Odor da 7 maçta 2 gol 2 asist. O da fena değil. Bu adamı ben sol beke mi çevirsem ya? Ulan bomba oluruz aslında. Bak Jalo 8 maçta 1 gol. Abi Tyler Smith nerede? Jalo nerede ya? Ah be ah be. Ligde de Tyler Smith'le 8.'yiz 4 golle. Gillingham'dan da Nichols varmış 5 golle. Yakalayabiliriz hiç belli olmaz. Asistleri Tyler Smith kaçıncı? 8. Her yerde Tyler Smith. Gol yemeyen maçları 13.'yüz. Bir maçta gol yememişiz ama zaten birinci de 3 maçta yememiş. Golle geçiyor ya maçlar. Beyler bir sonraki bölümün açılışını neyle yapıyoruz biliyor musunuz? Bak 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 bak. Biz 9.'yüz bir üstteki Wimbledon'la oynuyoruz. Çok önemli maç ya, çok. Ulan çok da formda çıkacağız. Bakayım keskinliğimiz ne abi? 96 keskinlik ama kondisyonumuz kötü. Neyse onu toparlayacağız. Bu arada 993 bin euromuz var. 1 milyon euro da ona. Biz zaten 1 milyon aşağısındaki adamları alıyoruz. 1 milyon ya da aşağısındaki. Ayrıca 10 saat kaldı transfer döneminin bitmesine. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Like atarsanız videoya çok mutlu olurum. Bir sonraki bölüm yine burada görüşeceğiz. Bay bay.